Arzu? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ben çok iyiyim. Neden yanağını tutuyorsun? Yanağı mı? Ben düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Düşünüyorum. Şimdi dur sana da sorayım. Bir tane Arzu Bardak diye bir kız var. Bu kızın da beyni var. Ha iyi. Ay ben bir an kendinden bahsediyorsun sandım ama şimdi beyni var dedin. Tamam anladım sen değilsin. Şimdi diyelim bu Arzu Bardak'ın çok fena beyni ağrıyor. Niye? Vişne kaçmış beynine. Sormadım farz et. Şimdi diyelim bu Arzu'nun amcasının, kızının, halasının, kayınbiraderinin oğlu beyinci. Ama bu biraz önce saydığım ve bir daha asla sayamayacağım akrabası Arzu Bardak'ı bulsa bir kaşık suda boğacak. Yani şimdi diyorum ki bu Arzu Bardak beynini tamir ettirmek için bu beyinciye mi gitsin yoksa başka bir beyinciye mi gitsin? Benim sabahtan beri aradığım rakı şişelerinin nerede olduğu anlaşıldı şimdi. Bence ikisine de gitmesi. Çünkü benim tanıdığım Arzu Bardak'ın beyne ihtiyacı yok. Zaten kullanmıyor. Alo Kerem. Senden benim için bir şey yapmanı rica edeceğim. Benim için bir dişçiden randevu alır mısın? Ama ablamla eniştemin asla bilmemesi lazım. Çünkü eğer enişteme gidersem eniştem mikserle benim çenemi sökecek.